Merhaba arkadaşlar, Kazım Hoca ile Pratik Fiziğe hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, 9. sınıf fizik 1. dönem 2. yazılı çalışmamızda tekrar beraberiz arkadaşlar. Sizler için güzel sorular hazırladım. Sorular arkadaşlar MEP kitabımla uyumlu olduğunu öncelikle söyleyelim ve sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi ilk sorumuz arkadaşlar, madde ve özellikleri kısmından şöyle bir sorumuz var. Taşıma seviyesi 120 cm küp olan taşırma kabı 100 santimetre hizasına kadar suyla doldur. Kabın içine özdeş her biri 40 gram kütleli 5 adet bilye atıldığında kaptan taşan su miktarı 30 santimetre olmaktadır. Buna göre bilyelerin ölçüsü kaç gram bölü santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar bunun içine ne yapıyoruz? 5 tane bilye atıyormuşuz. 1, 2, 3, 4, 5. Tabi bilyeler ne yapar? Kendi hacmi kadar sıvı taşırmaz mı? Öncelikle ne yapması lazım? Şurayı ne yapması lazım arkadaşlar? Doldurması lazım. Tabi su dolmadan taşımaz. Ne kadar suyu dolduruyor? 100'den 20'ye 20 santimetre suyu ne yapıyor? Yükseltiyor. Sonra 30'unu taşıyor. Demek ki taşıyan hacim toplamda taşıyan hacim arkadaşlar 20 santimetre yükseltti. 30 santimetre taşıdı. Toplamda 50 santimetre küplük bir su taşırdığını görüyoruz. Tabii ki taşan hacimle cismin hacmi eşittir. Burada kaç tane cismimiz var? 5 tane cismimiz var. O zaman 5 tane cismimizin hacmi 50 ise o zaman her birine V dersek arkadaşlar her birine V diyelim. 5 hacim 50 ise bir tane cismin hacmi ne yapar? 10 santimetre küp olduğunu ne yaptık? Bulduk. Evet bize neyi soruyor? Bilyenin öz kütlesini soruyor. Bilyenin öz kütlesi nedir? D eşittir. D de bana muzu böl ver diyoruz. Her bilyenin kütlesi kaçmış? 40 grammış. 40 bölü hacmi her birinin 10'du. 40 bölü 10'dan 4 gram bölü santimetre küp olduğunu ne yaptık? Bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Evet, gelelim ikinci sorumuza. Kütlesi 40 gram olan bir kap suyla doldurulduğunda 100 gram, başka bir sıvıyla doldurulduğunda 160 gram geliyor. Buna göre sıvının öz kütlesi kaçtır diyor. Şimdi burada suyla doldurduğunda yani M su artı M kap arkadaşlar kaçmış? Tabii ki 100 grammış arkadaşlar. 100 gram diyor. Burada ise arkadaşlar başka bir sıvıyla M sıvı artı M kap olduğu zaman da toplamda 160 gram geliyormuş. Bize neyi soruyor? Sıvının öz kütlesi kaçtır diyor. Şöyle yapalım. Şimdi kabın kütlesinin kaç olduğunu biliyoruz. Kabın kütlesinin 40 gram olduğunu burada biliyoruz. O zaman ikisinin 100 olması için o zaman suyun kütlesi kaç gram olması lazım? 60 gram. Şimdi kütlenin formülü neydi? M eşittir mor dev arkadaşlar. Evet burada şöyle yapalım. Şimdi suyun kütlesi kaçtı? 60'tı. Suyun öz kütlesi kaçtı? 1'dir. O zaman burada arkadaşlar o zaman bu kabın hacmi kaçtır dediğimiz zaman hacmi arkadaşlar buradan ne görüyoruz? Demek ki kabın hacmi ne kadar? 60 olduğunu ne yaptık burada? Görmüş olduk. Aynı şeyi buraya yapalım. Kabın kütlesi kaç gramdı? 40 gramdı. Demek ki sıvının ne olması lazım? 120 gram. Çünkü 160'tan 140'ı çıkardık. M sıvı 120. Evet, sıvının öz kütlesi nasıl buluruz? Sıvının kütlesini arkadaşlar sıvı tabii ki kabın iç hacmine bölmemiz gerekiyor. Sıvının kütlesi kaç gram? 120 gram. Bulunduğu hacim kaç santimetre? 60. O zaman sıvının yoğunluğu arkadaşlar kaç oluyor burada? 2 gram bölü santimetre küp olmuş oluyor. Evet bu sorumuzu da bu şekilde halletmiş olduk. Geçelim ikinci sorumuza. Ne diyor sorumuzda bize? Evet aynı maddeden yapılmış X ve Y cisimlerin boyutları şekildeki gibi verilmiştir. X prizmasının dayanıklılığı DX, Y prizmasının dayanıklılığı DY'dir. Prizmaların dayanıklılığını soruyor. Şimdi düzgün cisimler dayanıklılık neydi arkadaşlar? Şöyle diyelim. Düzgün cisim olduğu zaman dayanıklılığı biz 1 bölü H olarak ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. O zaman DX'in dayanıklılığını şöyle yorumlayalım. DX'in yüksekliği 1 bölü 12. O zaman dayanıklılığı 1 bölü 12 diyebiliriz. Y'nin dayanıklılığı nasıl söyleriz? Yüksekliği 1 bölü 3. Bakın da yüksek 1 bölü 3. O zaman bu ikisini oranladığımız zaman nasıl bir yorum yaparız arkadaşlar? Şöyle diyelim. 1 bölü 12 çarpı 3 bölü 1'den 3'leri sadeleştirsek demek ki dayanıklılık oranı ne çıktı buradan? 1 bölü 4 gelmiş oldu. Evet gelelim başka bir sorumuza. Ne demiş? Kütle hacim grafiği verilen
X, Y sıvılarında X'ten 120 gram, Y'den 20 santim sıvı alınıp karıştırılıyor. Karışımın yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küp diyor. Şimdi grafiğimizi bir okuyalım. X'ten ne demiş grafiğe göre? Tabii şu köşelerden bakmamız lazım. 40'a 10. O zaman 40'a 10 geldim diyoruz. X'ten 40 gram arkadaşlar. 10 santimetre küplük bir karışım geliyor. Ama X'ten kaçsa 120. O zaman burasını arkadaşlar 120 yaparsak burası 120 gram olsa 3 kat arttığı için bakın buradan 3 kat artıyorsa bu 3 kat artar. O zaman 30 santimetre küp gidiyor. Aynı şeyi Y için yapalım. Y'den ne gelmiş bakalım? 30'a 20. Demek ki 30'a 20 karışmış. Demek ki Y'den 30 grama 20 santimetre küp. Ne istiyor bir yandan? Y'den 20. 20 santimetre küp yine 30 gram olmaz mı arkadaşlar? Şimdi burada ne yapmamız lazım? Yeni değerleri kullanarak karışım bulmamız lazım. Şu değerleri. Evet, karışımın yoğunluğu nedir? Burada X'in kütlesi, Y'nin kütlesi, X'in hacmi, Y'nin hacmi şeklinde yapmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. X'in kütlesi ne kadar? Burada 120. Y'nin kütlesi ne kadar? 30. X'in hacmi ne kadar? 30 arkadaşlar. Y'nin hacmi ne kadar? 20. O zaman toplam kütlemiz 150, toplam hacimimiz 50 arkadaşlar. Sadeleştirdiğimiz zaman karışımın yoğunluğu burada 3 gram bölü santimetre küp olarak ne yaptık? Bulmuş olduk arkadaşlar. Evet, bir öncüllü sorumuz var. Ne demiş sorumuzda? Aşağıda verilen olaylara sebep olan kuvvetleri eşleştiriniz diyor. Suya bırakılan toplu iğnenin batması arkadaşlar. Batmaması. Bu nedir arkadaşlar? Yüzey gerilimi ilişkendirir. Demek ki bu ne? Biz ne diyoruz? Yüzey gerilimi. Yüzey gerilimin sebebi de nedir? Kohezyondur arkadaşlar. Yağmur damlasının cama yapışması bir maddeden başka maddeye yapışması neydi? Adezyon kuvveti olarak biliyorduk. Adezyon diyeceğiz. Gaz lambasının fitilinin ıslanması. Bu ne arkadaşlar? Kılcallık olarak yorumluyoruz. Bunu kılcallık olarak ne yapalım? Yorumlayalım. Masaya dökülen civanın dağılmadan durabilmesi. Tabii ki civa dağılmadan duruyorsa kohezyon kuvveti daha büyüktür. Demek ki bunu kohezyon olarak ne yapacağız? Yorumlamış olacağız. Elbisemize yağ lekesinin yapışması. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bir maddenin başka maddeye yapışması ne olarak yorumluyordu? Adezyon kuvveti olarak yorumlanıyor. Evet, bunu da söyledik. Gemilerin denizde yüzmesi arkadaşlar. Bu tabii ki kaldırma kuvvetiyle alakalıdır. Bu normal madde özellikle adezyon, kohezyon alakalı değiller arkadaşlar. Evet. Geçelim başka bir sorumuza. Evet, bir hareket sorumuza geldik. Evet, İstanbul'da yaşayan Salih Ankara'daki arkadaşını ziyarete gitmek için 480 kilometrelik yolu 6 saatte kat eder diyor. Harekete başladığı ve bitirdiği noktalar arası kuş bakışı yer değiştirmesi mesafesi 300 kilometredir. Buna göre aldığı yol nedir diyor. Şimdi arkadaşlar evet aldığı yol ifadesi nedir? Şimdi biz A şıkkında aldığı yolu şöyle yürüyoruz. Aldığı yol arkadaşlar yürüdüğü yol demektir. Salih tabii ki ne kadar yol almış? 480 kilometre yol almış. Demek ki aldığı yol 480 kilometre. Gelelim B şıkkına yer değiştirme. Yer değiştirmenin diğer ismi neydi arkadaşlar? Kuş bakışı yol değil miydi? Kuş bakışı yolu ne kadar? Bu en kısa mesafe demektir. 300 kilometre. Demek ki yer değiştirmesi de 300 kilometre olduğunu ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. Hızını soruyor. Evet. C şıkkında hız. Hız ifadesi neydi arkadaşlar? Yer değiştirme bölü zaman değil miydi? Yer değiştirmemiz 300 kilometre. 300 kilometreyi kaç saatte almış? 6 saatte. O zaman burada aracımızın hızı ne kadar arkadaşlar? 50 kilometre bölü saat diyeceğiz. Gelin D şıkkımıza süratini soruyor. Süratı arkadaşlar şöyle V ile gösteriyoruz. Üzerinde ok yok. X bölü T ile gösteriyoruz. Aldığı yol ne kadar? 480 kilometre. 6 saatte arkadaşlar. 486'ya bölsek ne yapar? 80 kilometrelik bir hıza sahip olduğunu ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Bir evet başka bir sorumuz var arkadaşlar. Bir araç önce güneye doğru 35 metre, doğuya doğru 60 metre, sonra kuzeye doğru 115 metre yolu 20 santim aldığına göre aracın yer değiştirmesi, aldığı yol, hızı ve sürati nedir? Evet, olayı şekle dökelim arkadaşlar. Ne diyor aracımız?
Aracımız öncelikle ne yapmış? 35 metre güneye gitmiş. Yani A 35 metre güneye gitmiş. Güney ışığı A'dan B'ye 35 metre gitmiş. B'den C'ye arkadaşlar 60 metre gitmiş. C'den de D'ye yani kuzeye arkadaşlar ne yapmış? 115 metre gitmiş. Demek ki o zaman yönlere göre yaptık. Ne diyor bakalım? Güneye doğru 35 metre, doğuya doğru 60 metre, kuzeye doğru 115 metre gitti. Şimdi burada tabii ki aracımızın yer değişimi en kısa mesafe. En kısa mesafe gideceği mesafe şurası değil midir? O zaman burayı hesaplamamız lazım. Burası 60'sa şurası ne yapar? 60 bakın karşılıklı. Şurası ne yapıyor arkadaşlar? 35. Çünkü burası 35'se burası 35. 115'ten 35'i çıkarırsak şurası arkadaşlar kaç oldu? 80. Bakın burada dik üçgen var. Özel üçgen. 6, 8, 10 üçgeni. 60, 80, 100. Demek ki yer değiştirmesi arkadaşlar. A şıkkı yer değiştirmesi kaç oldu? 100 metre oldu. Gelin B şıkkını aldığı yol. Aldığı yol arkadaşlar neydi? Aldığı yol yürüdüğü yol demektir. Toplam ya uzun yol demektir. O zaman şöyle hesaplayalım aldığı yolu. 35 metre aşağı inmiş güneye, 60 metre doğuya, 115 metre kuzeye. Toplamda arkadaşlar 210 metre yol aldığını ne yapıyoruz? Görüyoruz burada. Evet, soruda ne? Hızını sormuş. Evet, C şıkkını şuraya mı? Hız neydi? Hız delta x bölü delta t. Delta x'i bulduk arkadaşlar buradan. 100 metre. 100 metreyi kaç senede almış? 20 senede almış. 20'ye böldüğümüz zaman hızının 5 metre bölü saniye olduğunu görmüş oluyoruz. Gelelim süratine. Süratı neydi arkadaşlar? Sürat v ile gösteriyoruz. Üzerinde ok yoktu. X bölü t. O zaman şöyle diyelim. Aldığı yolun yani aldığı yolun zamanı oranı değil miydi? Aldığı yol 210 metre 20 saniyede 20'ye böldüğümüz zaman 10,5 metre bölü saniye olarak burada bulmuş oluruz arkadaşlar. Demek ki hızı yer değiştirme bölü zaman, sürati ise arkadaşlar alınan yolu zamanı ne yapıyoruz? Bu şekilde bölmüş oluyoruz. Evet, gelelim başka bir hız sorumuz. Bir öğrenci bisikletiyle A noktasından B noktasına 20 metre bölü saniye hızla 5 saniyede yani buraya arkadaşlar 20 metre bölü saniye hızla 5 saniyede gitmiş. Sonra arkadaşlar burada 55 saniye ne yapmış? Dinlenmiş. Tekrar yola çıkarak B'den C'ye 10 metre bölü saniye hızla arkadaşlar şöyle hızla kaç saniye gitmiş? 40 saniye gidiyor. Buna göre diyor ki A'dan C'ye ortalaması nedir? Şimdi ortalama hız ifadesi nedir arkadaşlar? Ortalama hız ifadesi cismin toplam yer değiştirmesini toplam zamana böleceğiz. Evet, şu toplam işareti arkadaşlar toplam yer. Şimdi, o zaman şöyle diyelim. A'dan B'ye kadar ne kadarlık bir yol alıyor? 20 ile 5'i çarparsak 20 çarpı 5'ten demek ki 500 ne yaptı? 20 kere 5 100 metre arkadaşlar burada yol aldı. O zaman B'den C'ye ne kadar yol aldı? 10 ile 40 gidiyor. O zaman 10 metre bölü saniye hızla 40 giderse o zaman ne yaptı? 400 metre de buradan yol aldı. Toplam A'dan C'ye arkadaşlar toplam A'dan C'ye 100 metre artı 400 metre demek ki 500 metre yol alıyor. Şimdi bizim tabii ki ortalamamızı nasıl bulacağız? Toplam aldığı yolun yani 500 zamana böleceğiz. Şimdi 5 saniye burada almıştı. 55 saniye dinlendi. 40 saniye de burada aldı arkadaşlar. O zaman 500'ü toplam burası ne yapar? 100 yapar. 100'e böldüğümüz zaman demek ki arkadaşlar ortalama hızı kaç oldu? 5 metre bölü saniye oldu diye bulmuş oluyoruz. Evet, yine bir hareket sorumuz var. Grafik sorumuz ne diyor? Başlangıçta yan yana duran KL hareketlerin 0-10 saniye aralarındaki uzaklık kaç metredir? K'nın 0-5 saniye aralığındaki ivmesi nedir diyor. Tabii ki biz hız zaman grafiğini nasıl buluyoruz? Hız zaman grafiğinin alanı bize aradaki mesafe veriyor. Pozitif alan bize pozitif mesafe veriyor. Demek ki şuradaki alanı hesaplarsak arkadaşlar biz artı yer değiştirmeyi şuradaki alanı hesaplarsak eksi yer değiştirmeyi. Demek ki bu cismin artı yönde gittiğini anlatır. Burası da eksi yönde. O zaman bu alanları tek tek hesaplamamız lazım.
Parça parça hesaplayabiliriz. Şurada bir üçgen var. Üçgen alanı hesaplayalım. Tabanı 5, yüksekliği 2. Nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Şöyle diyelim. 20 çarpı 5 bölü 2'den 100 bölü 2'den ne yaptı? 50 geldi. Demek bu artı 50. Şurayı hesaplayalım. Şuradan şuraya ne var? Bakın 5 var. Yüksekliği de 5. 5 kere 20 ne yaptı? 100 metre burada yaptı. O zaman k aracımız ne yaptı? K aracımız artı yönde. Demek ki k aracımız arkadaşlar artı yönde. Artı 150 metre ne yaptı? Yol aldı. Çünkü 100 metre burada aldı. 50 metre yukarı gitti arkadaşlar. L aracımız ise hep eksi bölgede. Şundan şu, eksi 10 ile 10'u çarpacağız. Eksi 10 ile 10'u çarparsak 100 yapar. Demek ki L aracımıza ters yönde gidiyor. L aracımız da arkadaşlar ne yaptı? Ters yönde eksi 100 metre gitti. O zaman aralarındaki toplam uzaklık ne yaptı? Demek ki K aracımız burada. L aracımız da burada arkadaşlar. Toplam aralarındaki uzaklık 250 metre. Çünkü 150 metre sağa, 100 metre sola gittiğini görüyoruz. Şimdi bize demiş ki K'nın ivmesini sormuş 0-5 saniye arasında. İvmenin tanımı neydi arkadaşlar? Hız değişiminin zamana oranı. O zaman hız değişimi nasıl? Şöyle bakalım. 0'dan 20'ye artmış. Demek ki V2 eksi V1 bölü delta T şeklinde yapmamız lazım. O zaman son hızı 20 bakın. İlk hız 0'dı. 20'den 0'ı çıkarıyoruz. Kaç saniyede? 5 saniyede. 20 bölü 5'ten 4 metre bölü saniye kare olarak ne yaptık? İvmesini bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Bir grafik sorumuz daha var. Bir hareketlinin ivme zaman grafiği şekildeki gibi de verilmiştir diyor. İlk hızı 10 metre bölü saniye olduğuna göre aracın son hızı nedir? Şimdi biz arkadaşlar şöyle bir not yazalım. İvme zaman grafiğinin alanı, ivme zaman grafiğinin alanı bize delta v, yani neyi verir? Hız değişimini verir. Demek ki buradan ne yapacağız? Hız değişimini bulabiliriz. O zaman alanları hesaplayalım. Buradaki alan pozitif alan. Şu alanı hesapladığımız zaman 8 ile 2 çarparsak 8 kere 2 artı 16. Şuradaki alanı hesaplayalım arkadaşlar. Şuradan şuraya 6 var 2'den 8'e. Şurası da 4. 4 kere 6 ne yaptı? Artı 24. Demek ki buradaki hız değişimi 16, 24 daha ne yaptı? Artı 40'lık bir hız değişimi var. Bize son hızını soruyor. Son hızı şöyle yaparız. Son hız ilk hız artı hız değişimi olmaz mı? O zaman burası son hız. Burası ilk hız. Burası da hız değişimi. Şimdi biz grafikten hız değişimi bulduk. O zaman son hızı şöyle buluyoruz. İlk hızı 10 vermiş. 10'a o zaman 40'ı eklersek o zaman son hızı ne yaptı? 50 metre bölü saniye bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Başka bir sorumuz var. Durgun halden harekete geçen bir aracın hızlanma ivmesi 2 metre bölü saniye karedir. Araç 5 saniye boyunca hızlanıp 10 saniye sabit hızda gittiğinde aracın 0-15 saniye arasındaki yer değişim miktarı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bunun hız zaman grafiğini çizebiliriz. Veya ivme zaman grafiğini çizeriz. Şöyle yapalım. İvme zaman grafiğini çizsek nasıl çizeriz arkadaşlar? İvme zaman grafiği şöyledir. Sadece ivmesinin olduğu kısmı çizersek. Bakın araç demiş 5 saniye hızlanıyormuş. İvmesi sabitmiş. Demek ki ivmesi burada 2. 5 saniyedeki o zaman ivme zaman grafiği böyle olur. O zaman buradaki alan bize neyi veriyordu? Buradaki alan bize hız değişimini veriyor. O zaman 5 kere 2 ne yaptı? Buradaki hız değişimi 10 metre bölü saniye oldu. O zaman biz bunu hemen arkadaşlar ivme zaman grafiğini çizelim. Hız zaman grafiğini çizelim ve buradan da yer değişimi bulalım. O zaman ne yapıyoruz? Hız zaman grafiğini ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Şimdi hareketimiz nereden başlıyor? Tabii ki durgun dediği için sıfırdan başlıyoruz. Sıfırdan ne kadar artmazsam hızının 10 kadar artması lazım. O zaman sıfırdan 10'a kadar arttı. Kaç saniyede? 5 saniyede. Sonra hızlanıp 10 saniye sabit hızlı. 10 saniye sabit hızlı olduğuna göre demek ki şuraya kadar gelecek. 10 saniye olduğu için 15'e gelmesi lazım. Demek ki zamanı 15'e gelmesi lazım. Bize yer değiştirmeyi sormuş. Yer değiştirme neydi? Altta kalan alan. Şu alanı hesaplayacağız. Sonra da bu alanı hesaplayacağız arkadaşlar. Bu alanı nasıl hesaplarız? 10 çarpı 5 bölü 2'den buradaki alanımız ne oldu arkadaşlar? 25 metre oldu. Şuradaki alanı hesaplarsak şurası kaç? 10. Şurası kaç arkadaşlar? 10. 10 çarpı 10 bu kare olduğu için
Ne yaptı? 100 metre burada aldı. Demek ki toplam yer değiştirmesi 25 metre ilk 5 saniyesinde, son 10 saniyesinde ne yaptı arkadaşlar? 100 metre aldı. Demek ki toplam yer değiştirmesi kaç oldu? 125 metre oldu. Demek ki hızlanma grafiğinin alanı bize, tekrar söyleyeyim, ivme zamandan AT'nin alanı bize delta V'yi verdi. Burada arkadaşlar VT'nin alanı da bize delta X'i verdiğini şeklinde soruyu çözmüş olduk. Evet, geldik başka bir sorumuza. Ne diyor bakın? Sorumuz uzun bir soru arkadaşlar. Başlangıçta şekildeki konumda bulunan araçlar sabit hızlarla hareket etmektedir. Buna göre şekildeki araçlar birbirlerine doğru hareket ettiklerinde kaç saniye sonra karşılaşırlar diyor. Daha sonra demiş ki L aracı ters yönde hareket etseydi KL'yi kaç saniye sonra yakalardı. Şimdi öncelikle A şıkkına odaklanalım. Birbirlerine diyor kaç saniye sonra karşılaşırlar. Biri buradan geliyor, biri buradan geliyor. O zaman arkadaşlar ne yapacak? K'nın ve L'nin aldıkları yolları toplamı nedir? Bakın burada. K ve L'nin aldıkları yolları toplamı toplam kaç metre? 300 metre. O zaman biz de K ve L'nin aldıkları yolları bulabiliriz. K'nın hızı 30. O zaman 30'la T sürede yol aldı. L'de ne yaptı? 20 ile T sürede aldı. Çünkü hız çarpı zaman yolu verir. Buradan 300'ü buluyoruz arkadaşlar. Buradan ne yaptık? 50 T eşittir 300 ise buradan T karşılaşma süresi kaç saniye oldu? 6 saniye. Çünkü karşılaşma süre eşittir. Biri buradan 30 çarpı T sürede geldi. Buradan 20 çarpı T toplamda 50 T'lik yolu 300 ile almış oldu arkadaşlar. Gelelim B şıkkında. Ne diyor B şıkkında? L'yi ne yap? Ters çevirsek diyor. KL'yi kaç senede yakalar diyor. Şöyle yapalım. Bakın göstermiş. K buradan buraya XK yolunu aldı. L de buradan XL yolunu aldı. O zaman XK yolundan arkadaşlar bakın XL yolunu çıkarırsak yani şuradan şuraya çıkarırsak burayı bulmaz mıyız? O zaman 300 diyelim şöyle. Sonuçta süreyi soruyor. Her ikisinin süre aynıdır. K 30 çarpı T sürede gitti. Çünkü 30 30. L de 20 çarpı T sürede gitti. Burasıdan burayı çıkarırsak burayı bulduk. 300'ü buluyoruz burada. O zaman buradan 10T eşittir 300 ise arkadaşlar. 10T 300 ise arkadaşlar buradan evet sıfırlar giderse T eşittir 30 saniye olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Demek ki arkadaşlar bakın burada 30'un aldığı yani yoldan K'nın aldığı yoldan L'yi aldığı yolu çıkardık. 300'ü bulduk ve bu şekilde sorumuzu halletmiş olduk. Evet, gelelim kuvvetle alakalı sorularımıza arkadaşlar. Ne diyor? Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 2 kilogram kütleli cisme F1 F2 kuvveti etkilemektedir. Cismin ivmesi kaçtır diyor. Evet arkadaşlar şimdi kuvvet formumuz neydi? F eşittir M çarpı A. F cisim üzerindeki bütün kuvvetlerin toplamıydı arkadaşlar. İki tane kuvvetle biri sağa biri sola ne yapar? Çıkarsa. Niye çıkartıyoruz? Ters yönlü olduğu için 30'dan 20'yi çıkarıyoruz. Kütlemiz 2, 2 çarpı A diyor. Burası 10 eşittir 2 çarpı A olduğu için ivmemizin burada arkadaşlar 5 metre bölü saniye kare olarak ne yaptık? Bulduk. Ne diyor? Cismin 4 saniye sonraki hızı diyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Bunun bir ivme zaman grafiğini çizsek. AT grafiğini çizelim. AT grafiği nasıl çizeriz arkadaşlar? İvmesi bakın 5'miş. O zaman diyelim şöyle bir 5'lik bir ivme grafiği çizelim. Kaç saniyede bakın. Burada 4 saniye demiş. O zaman 4 saniyede olduğu için şöyle grafiğin altında kalan alan bize hız değişimini vermiyor mu? O zaman buradaki alan hız değişimini veriyor. Hemen bulalım. 5 çarpı 4'ten hız değişimini 20 metre bölü saniye olarak bulmuş olduk. Cismin 4 saniyedeki yer değişimi. O zaman ne yapmamız lazım? Hemen arkadaşlar hız zaman grafiğini çizmemiz lazım. O zaman hemen şöyle bir hız zaman grafiği çizelim. Hız zaman grafiği. Tabii ki durmakta dediği için nereden başlamamız? Sıfırdan başlamamız lazım. Sıfırdan ne yapıyoruz? Hızımız kaça çıkmış? 20. O zaman 20'ye kadar çizdik. Kaç saniyede? 4 saniyede. O zaman bu grafiğin alanı bize neyi veriyordu? Yer değiştirme. Şu alanı hesaplayalım. Üçgen olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne yaptı? 80 bölü 2'den arkadaşlar 40 metre. Demek ki yer değiştirmemiz burada 40 metre olarak ne yaptık? Bulmuş olduk arkadaşlar. Evet, geçelim başka bir kuvvet sorumuza.
Ne demiş sorumuz arkadaşlar bize? Zemin sürtünmeli olup sürtünme katsayısı 0,5 ise 6 kilo olan cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi burada iki tane kuvvet var. Zemin sürtünmeliymiş. Cisim ne tarafa gider? Evet, sağ tarafa gider. Sağ tarafa giderse yön olarak, o zaman yön olarak sağ tarafa giderse sürtünme yönü her zaman terstir. O zaman bir sürtünme kuvveti hesaplayalım. Sürtünmenin formülü Kmg homojen cisim. Sürtünme hesaplayalım. K katsayımız kaç? 0,5. Cismin ağırlığı bak kütlesi 6. Yer çekimi 10 alırsak Fs eşittir 0,5 çarpı 60'tan sürtünme kuvvetini burada 30 Newton olarak bulduk. Şimdi bizim ivmeyi soruyor. Kuvvet formülümüz neydi? F net eşittir M çarpı A. F net ne demektir? Aynı yönünü topluyoruz. 100'lü arkadaşlar bakın 20 kuvveti aynı yönlü ama sürtünme ters yönlü. Sürtünme hareketi ters. 30 bulduk. O zaman sürtünmeyi ne yapacağız? Çıkaracağız. Toplam kütlemiz 6'a 120'den 30 çıkarsa kaç kaldı arkadaşlar? 90. 90 eşittir 6 olursa ivmemiz 90'ı burada 6'ya bölersek kaç geliyor? 15 metre bölü saniye kare olarak ivmemizi bulmuş olduk arkadaşlar. Demek ki ivmemiz 15 metre bölü saniye kare diyeceğiz. Evet, gelelim son sorumuza. Ne demiş arkadaşlar? Şöyle diyelim. Sürtünmeli yatay yüzey üzerinde 8 kilogram kütleli cisim paralel kuvvetlerin etkisi 10 metre bölü saniye sabit hızla hareket etmektedir. Bundaki cisim etkilen sürtünme kuvveti hangi yönde ve kaç Newton'dur? Şimdi bir cismin arkadaşlar sabit bir hızla gitmesi ne anlama geliyor? O zaman cisim üzerindeki ivme yok. İvme yoksa cisim üzerindeki toplam kuvvetlerin yani net kuvvetin ne olması lazım? Kesinlikle arkadaşlar sıfır olması lazım. O zaman bu cisim üzerindeki kuvvetlere bakalım. Şöyle bu tarafa doğru bir 20'lik kuvvetimiz var. Bu tarafa doğru bir 70'lik kuvvetimiz var. Aynı yönlü şu tarafa doğru bir 10'luk kuvvetimiz var. Bir de arkadaşlar ters yönlü şu tarafa doğru 60 kuvvetimiz var. O zaman aynı yönleri yazalım. Bakın bu aynı yönlü, aynı yönlü, aynı yönlü. Toplam ne? 20, evet 10 ve 70 arkadaşlar şu yönlü. Toplam ne yaptı burada? Kaç yaptı arkadaşlar? 30, 100 Newton bu tarafa. Ama sağ tarafa doğru 60 Newton var. Biz toplamın sıfır olmasını istiyoruz. O zaman bu tarafa doğru bunun sıfırlayan bir kuvvet olması lazım. Bu sıfırlayan kuvvetin yüzünü sıfırlar 60 çıkarırsak 40 sıfırlar. Demek ki sürtünme kuvveti arkadaşlar hangi tarafa? Sürtünme kuvveti eksi yönde 40'lık olması lazım. Çünkü yüzü 60 çıkarsa 40 kaldığını görmüş olduk. Evet arkadaşlar 9. sınıflar için sizler için güzel bir soru hazırladım. Gördünüz. Sorularımız arkadaşlar orta seviyeli. Mutlaka YouTube kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Ve Instagram hesabımız Kazım Hoca Pratik Fizik'ten de takip edebiliriz. İkinci sınavda hepinize başarılar diliyorum.